Herkese merhaba arkadaşlar, prototurk.com için hazırladığım bu yeni paylaşım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda fake tweet generator yapacağız, onu söyleyeyim. Yaptığımız örnek ise bu. Yani bu dersin sonunda böyle bir şey yapacaksınız. Burada ayarlarımızı kontrol ettiğimiz bir alanımız var. Burada tweetimizin örneği var. İstersek ben buraya Tayfun Erbilen yazıp, bilgileri çek diyerek son paylaştığım tweeti de çekebilirim. Burada işte verified olup olmadığını gösterebilirim. Ne bileyim buraları ayarlayabilirim. Kafama göre istersem avatarı farklı bir avatar olarak da belirleyebilirim. Mesela şurada da diyelim ki e, HTTPS. Tabi burada linklerimi de böyle yazabiliyorum artık. Prototip.com'a girerek makaleler bölümünden günde bir kere reklama tıklayabilirsiniz. Bir prototürk atasözü der ki Arda bir reklamlara tıklamayı unutmayın arkadaşlar Desteğinizi gösterin bu şekilde Velhasıl bunu yaptıktan sonra Artık şurada tabi şeyleri de değiştirelim Hadi prototürk Prototürk paylaşmış olsun Prototürk.com username ile Ve Bir sürü kişi tweetlesin Bu reklamımıza tıkladığımız şeyi <laughs> Oluştur diyorum Nihayetinde bana bir tane PNG dosyası oluşturuyor bakalım Gördüğünüz gibi fake tweetimizi oluşturmuş olduk. Prototürk.com adına bir şeyler söyledik. Bu tweet doğruydu ama sahte tweet de çok bildiğiniz gibi. Bir de son olarak şey yaptık ya şöyle Türkçe, İngilizce deyince orada ufak bir dil sistemi değişikliği yaptık. O da benden ekstradan olsun. Haydi buyurun derse geçelim. Kolay gelsin. Şimdi bizim bir Telegram grubumuz var Prototürk'ün. Bilmeyenler için linki sabitlediğim yoruma koyuyorum. Gelebilirsiniz. Neredeyse 500 kişi falanız orada. Muhabbetli ediyoruz, soru da soruluyor vesaire. Ee, orada bir arkadaşımız bir ekran görüntüsü paylaşmıştı, ee, böyle fake tweetler e, oluşturmamızı sağlayan bir servis. O da başkasından görmüş. Gerçi de ben de fikir güzel dedim, bunu biz rejectle yapalım. Hem de bir reject uygulamamız daha olsun. Ee, dolayısıyla ne yapacağız yani? Şöyle ki, Twitter'da mesela bunu zaten bu ders için attım. Şu görüntü var ya, şuradaki görüntü bunu oluşturacağız indirteceğiz. ondan sonra istersek twitter kullanıcı adını oluştur şey yazıp son tweet'ini çekebiliriz ya da son mesajın artık neyse ondan sonra bazı tweetlerde şey geçiyor mesela link geçiyor ya da hashtag geçiyor bunları değiştirebiliriz ya da mentions geçiyor bunları değiştirebiliriz renklendirebiliriz ve vesaire en sonunda da indireceğiz açıkçası bu şekilde bir muhabbet yapalım istiyorum bakalım nasıl olacak Şimdi bunun için bu sefer ben stackblitz'den yazacağım aslında kodu stackblitz.com'a girerek burada mesela yeni proje deyip React JavaScript versiyonu böyle oluşturabiliyorum çok kolay bir şekilde. Yani şeyde kurmama etmeme gerek kalmıyor zaten hazır olarak bana başlangıç dosyalarını veriyor. Hatta bunun pva sürümü olduğu için şuradan uygulama gibi açabilirim açalım buradan yazmaya başlayalım tamam. Ee, kullanacağımız belli başlı birkaç şey var ama öncesinde gelin isterseniz şu e, tweet tasarımını bir birlikte yapalım React'te. Ondan sonra bunu işlevsel hale getirmeye başlarız. Şimdi şöyle bir adet class name koyalım şuraya ve tweet diye bir e, isim verelim buna. İçerisinde de ne olacak? Eee div class name tweet head olsun. Ya da tweet outer olsun. Bilmiyorum. Artık herhangi bir şey olabilir. Şimdi burada ilk olarak şu arkadaşları yapmamız gerekiyor. Hemen e, CSS dosyama girmeden önce şurada paket yükleyebiliyorum. SAS paketini yükleyeyim. SAS yazıp Enter'a basıyorum. Bakın hiç uğraşmadan. Tertemiz. E, bundan sonra belki React'le uygulamalarınızı böyle yazarız. O benim için yeniden başlatıyor ve SAS'ım artık hazır. Şurada da bunu ismini scss olarak değiştirip sas yazabilirim e, app.js'imde de bunu tabi scss olarak çağırmam gerekiyor o kadar hazırım şimdi burada genel bir sıfırlama yapayım isterseniz padding 0 margin 0 list still none border 0 box sizing border box diyelim ve e, şeye bir bakalım fontu neydi bunun standart sistem fontunu kullanıyordu da yine de bakmaktan zarar gelmez. Nerede? Şurada bir yerde gördüm. Evet, şu arkadaşı alıyorum font family olarak da. Font family ve bu arkadaşı koyuyorum böyle. Tamam. Ve body'min arka plan rengini siyah yapacağım. Ben çünkü siyah temayı kullanıyorum. O yüzden siyah tema oluşturabiliriz. Şimdi tweet'imin kendisini seçtikten sonra bir kere şöyle yakınlaştırayım. Şurada bir çizgi var. Önce onun rengini bir alalım şöyle. Şuraya bir color ekleyeyim. Mesela şurada picker oluşacak ya. Şu arkadaşın rengini bir alalım. Şu renkmiş. Tamam. Buradaki aynı renk ha benim oluşturduğum şu. <laughs> Border bir piksel solid bu arkadaş diyorum. Sonra belli bir genişlik verelim. Mesela 600 piksel olsun. Margin 25 piksel auto diyelim. Ortalayalım. Şu an buraya geldi. Ve Şöyle baktığımızda burada soldan ve sağdan boşluklar olduğunu görüyorum. Ne kadar? 16 piksellik boşluklar varmış. Padding 0'a 16 piksel diyelim. Ee, şuradaki arkadaşa bakalım hemen. Head kısmımız yani outer kısmımız. Şuradan şöyle. ne Ne kadarlık bir şey var burada yukarıdan boşluk? 16 mı? 12 tamam burası ne kadarmış boyutu 48miş yani tweet outer'ımız o zaman şöyle yazabilirim Outer'ım. Um, heyti 48 piksel ama margin top 12 piksel verelim buna display flex diyeceğim align items center diyeceğim ve şuradaki resmimizi kullanalım direkt şimdilik tabi şöyle Seçelim ve bulalım bu resmi önce bir. Ulan şunu çok, çok büyütmüşüm. <laughs> şöyle şey yapayım. Şuradan bulayım evet. Bunun içinde, bunun içinde, bunun içinde ve nihayetinde işte şurada. Şunu alalım. Şimdi deneme için sadece bunu alacağım bu arada. Burada içerisine image etiketime koyuyorum. Tamam. Daha sonra bir tane div açayım, onun içerisine name diyelim, typhoon erbilen user name at typhoon erbilen diyorum. Geldi buraya, güzel. Ve içerisindeki image'ime bir kere 48 piksel diyeyim, pardon, 48 piksel height'ine de 48 piksel diyelim. Margin rightı 12 piksel diye Yanlış hatırlamıyor isem bakalım bir. Hangisine vermiş acaba bu margin right'ı? Şuna vermiş. Evet 12 piksel doğru hatırlıyormuşum. Border radius da 50 yüzde verelim. Bu arada e, bu 48 piksel doğru. Şurası. Burada bir margin bottom 4 piksel varmış. Tamam geç bunu. Margin bottom 4 piksel de verelim. Yani şurada margin bottom 4 piksel diyorum. Biraz boşluk bırakacak orada. Şimdi e, name'imiz yani şurası e, 15 pikselmiş. O zaman font size 15 piksel diyelim. Rengimiz de beyaz olsun. E, ama burada şeye bakabiliriz. Burada computed'a gelip font weight var mı? Evet 700'müş. Yani font weight 700 diyeceğiz. Ve hemen altındaki arkadaşımızın da rengi belli zaten. kalır şu arkadaşmış rengi. Buradan böyle bassam inherit'e gidecek değil mi o? Ama bana o arkadaşın rengi lazım. Nereden bulacağım ben? şurada mı bulacağım? Evet. Şuradan buna basarak bu arada hex koduna geçirebilirsiniz. 15 pikselde değil mi bu da? Evet 15 pikselmiş. Yani username font size 15. Rengi de bu olsun. Hatta yüz şey, font size hep aynı olduğu için genel verelim. Şöyle uğraşmayalım. Şimdi buraya kadar okeyiz. Gelin şu şey kısmını bir oluşturalım hemen. Burada margin top 12'ymiş. Tamam. Tamam. Şu arkadaşı şöyle alayım. Nereye koyalım onu? Şurada tweet uh, content diyelim ve paragraf etiketimizi örneğin koyabiliriz. Ve bu tweet content'imi de şurada content diyorum. Paragrafımın font size'ı 23 pikseldi yanlış hatırlamıyorsam ama emin olalım. Şöyle computed'dan font size font size 23 pikselmiş. Line height 28 pikselmiş. Line height 28 piksel ve yazının rengi de beyaz bu arada. Aynı şekilde padding top 12 piksel vereceğiz ve daha sonra şimdilik şöyle yapalım. Padding 0 şey 12'ye 0 diyelim. Alttan da 12 versin. Bu arada ee, bu şey niye olmadı? Benim Türkçe karakterimde niye sıkıntı var lan? Atılmış tır şey. Sanki ha o zaman şöyle bir şey yapalım. Erbilen.net'e girelim. Standart sistem fontunu buradan alalım bir. Sanki başka bir fontu okuyor. Belki burada kullandığımızdan dolayıdır. Şöyle bir deneyelim bakalım. Geliyorum. Şuraya koyuyorum. Evet burada bir şey okuyor ya. Sagio mu okuyor? Ne yapıyor? Değil. Roboto'yu mu okuyor? Değil. Helvetica'yı mı okuyor? Neyi okuyorsun? Lan şunu mu okuyorsun? Bunu mu okuyorsun? <laughs> Bunu mu okuyorsun? <laughs> bir şey okuyor olman lazım. Lan hiçbirini okumuyor mu bu? Allah Allah. Bir dakika. <laughs> o zaman ilk aldığımız dursun abi. Sadece neden okumadığını anlamamız gerekiyor. font family E ee, ben şuraya koysam paragrafın kendisinde bir font family var ya. Şöyle yapsak Allah Allah. Bu kullandığımız sistemle alakalı olabilir mi diye düşünüyorum da olabilir. Important yapsak şöyle. Evet, tamam. Şu an <laughs> <laughs> düzeldi. Fakat bilemedim. Anlayamadım yani sebebin onun. Neyse çok dönem değil ya. Şöyle geri geliyorum abi buraya. Ee, benziyor şu an gördüğünüz gibi. Şimdi hangi kısmı yapalım? Şu kısmı yapalım isterseniz. Bir retweet 23 beğeni. Ama buna bakmak yerine aslında Elon Musk'ın mesela ya da Shakira'nın <laughs> son tweetlerine bakarak hani daha çok şeyi olan birilerinin tweetlerine bakarsak daha mantıklı olacak. Evet. Mesela şöyle bir tweetine bakalım. Ha, evet. Şimdi şu arkadaşları yapmam lazım. O zaman şöyle diyeyim. Stats gibi bir şey koyayım buraya değil mi? Tweet stats diyelim ve burada spanlar içerisinde bu arkadaşlarımızı yazdıralım. Mesela strong diyelim ya da B de diyebilirim. Mesela 24 tweet diyelim. Oraya gelmiştir o retweet pardon, retweet. Bir tane daha koyalım. Hatta 3 tane olacak. Retweet, alıntı tweet'ler ve beğeni. Buraya gelmiş şu an tamam. Tweet stats'ımızı da hemen düzenleyelim şuradan. Stats diyorum. Yüksekliğine bakalım buranın. 53 pikselmiş yüksekliği. Yani height 53 derim, display flex derim color FFF derim. Align items center derim. Daha sonra spanlarıma şurada içinde spanlarımı seçip not last child yani son eleman hariç margin right 12 piksel diyebilirim ama aslında kaçmış ona bir bakalım. Burada bir yerde illaki margin vermişler. Evet. Margin right 20 pikselmiş arkadaşlar o zaman 20 piksel yapacağız ve tabii ki bunların fontu 6e 767 imiş 15 pikselmiş yani font size 15 piksel 6e 767 dymiş o zaman color şu arkadaş diyelim sadece burada B'nin rengi beyaz olsun diyorum. Ve bu şekilde de benziyor zaten. Tamam. Bir sıkıntı yok. Şimdi şuradaki ikonlarımızı alalım. Bunun da 48 pikselmiş yüksekliği. Dolayısıyla şöyle şey diyebilirim. Mesela actions, tweet actions diye bir şey. Tweet actions. Ve burada da ikonlarım gelecek. Yani 4 tane spanım olacak aslında. Bir ikon diyelim şöyle. 2, 3, 4. 4 tane ikonum geldi buraya. Şimdi bu arada şu arkadaşın üstünde şey var. border var şu renkte. Dolayısıyla şuraya gelip border top bir piksel solid bu arkadaş diyebilirim. Ve ne <laughs> şu ne kadardı? 48 pikseldi ha. Ops. Şöyle actions height 48 piksel display flex dedik aynı şekilde. Buna da border top bir piksel solid bu arkadaş diyeceğiz ve şimdilik yazı rengini değiştirelim ikonları koyacağız. Align, Items, Center dedim bunları düzenli bir şekilde yaymak için de Space, e, Evenly ya da Around sanırım daha mantıklı olur. Evet tam aralarındaki şeyi böyle ayarlamış oluruz. Yani buralar e, şurası buranın yarısı kadar oluyor yani Evenly kullanmamız gerekiyor doğrudur. Şimdi ikonları alalım ama ikonları SVC olarak bir tane JavaScript dosyasında tutalım. Mesela diyelim ki icons.js olsun ve burada ikonlarımızı tanımlamaya başlayalım isterseniz. Ee, komponent olarak yani alalım ikonlarımızı. Mesela şu ikonumuzla başlayalım. Bu arkadaşı şöyle kopyalıyorum. Şöyle buraya geldim. Const message icon diyelim. Bu gerçi ne bu? Ne adı ne bunun? Yanıtla. O zaman Reply Icon diyelim. Ve geriye de şöyle döndürelim sevgili arkadaşlar. Burada buna ihtiyacımız yok. Export diyorum. Reply Icon'ı sadece şimdilik çıktısını alalım. Ve geriye döndürelim. Şurada geliyorum Import. Reply Icon from. Nereden? Icons. Tan alıyorum. Ve bunu şurada bir tanesine koyalım mesela ve denememizi yapalım. Şimdi React is not defined dediği için import uh, react from react diyorum buraya. Evet tamam. Aslında gözüküyor olması lazım ama sanırım buraya bir fill eklememiz lazım. Mesela fill red diyelim ve bir bakalım. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Mu? Bir de width koyalım. 24'e height 24 diyelim. Evet şu an gözüküyor. Ben bu color width ve height'ı Parametre olarak almak istiyorum. Ee, burada fill şunu diyelim, kalır. Yoksa beyaz olsun bu arkadaş. Aynı şekilde width yoksa 24, height yoksa da 24 olsun diyorum. Ama ben buradan artık kalır, red dersem red, kırmızı olacak. Zaten burada da aslında şey rengi farklı. Fill diyelim bir şu arkadaşımız renk olarak. Current color dediğine göre burada mı vermiş? Şu. ha. Yani ben aslında bunu koyacağım. Tabi isterseniz şunu da yapabiliriz. Yoksa rengi şu olsun dersiniz ve color falan hiçbir şey belirtmenize gerek yok. Şimdi ilk icon'ımızı aldık. Gelin bir de ikinci icon'ı alalım. Şu arkadaş, şu arkadaş. Aynı şekilde geliyorum. Bu neymiş? Retweet icon muhtemelen, değil mi? Evet, const retweet icon. Aynı şeyleri yapacağım aslında. Geriye şöyle döndürelim, kaydediyorum. Şunları aynen alıyorum. Şöyle şuraya koyalım. Şurayı da aynen alayım bir daha bir daha uğraşmayalım. Hatta buraları geçebilirsiniz. 4 tane ikonu böyle tek tek yapacağım. Belki kırparım, emin değilim. Evet, şu arkadaşı da alıyorum. Aynı şekilde geldim retweet icon dedim. Ha kopyalamışım iyi bari. <laughs> Şöyle şuraya kopyalayalım. Şu arkadaşları şunu silip koyuyorum. Retweet icon değil bu artık. Ne bu? Like. Like icon ve son olarak Um, share paylaşma şeysi. Bunu da şöyle gelip alıyorum. Buraya koyuyorum. Şu arkadaşları alıyorum. Şöyle koyuyorum. Ve like icon. Tamam. Şimdi o zaman reply icon'ımı alayım. Aldım. Retweet icon'ımı alayım. Daha doğrusu önce export edeyim de ondan sonra alayım değil mi? <laughs> sonra ne vardı? Like icon. Bir de Like aykın mı lan bu da? Bu ne? Bu like aykın. Ha bu share aykındı pardon. Şurası share aykın olacak. Şunu da şöyle share aykın yapalım. Ve şunların hepsini aslında burada artık alacağım ve kullanmaya başlayacağım. Yani retweet aykınımı da geldim şöyle şuraya koydum. Ondan sonra like aykınımı da geldim şöyle şuraya koydum ve share ikonumu da geldim şöyle şuraya koydum. Evet temelde aslında yapacağımız bundan ibaret. Bu bizim fake tweetimiz olacak ve bunu indirebileceğiz. Elbette her şeyi düzenlenebilir olacak. Onları yapacağız şimdi. Görsel olarak tek bir şey unuttuk sanırım. O da şu arkadaş yani verified icon. Eğer varsa verified olmuşsa onu da Şöyle şey yapalım isterseniz. Çıktısını alalım. Const verified icon diyorum. Burada yine 24'e 24 olacak. Onaylanmış hesap. Geç boşver onu yazmaya gerek yok. Şu arkadaşları alalım. Şöyle şuraya koyayım. kalır um, color aynı şekilde. 24'e 24 ama beyaz olsun bu ve verified ikonu da şuraya çıkartıp koyuyorum. Verified icon'ımın boyutu ne acaba ya? Lan. Şöyle ha. Ulan ne oluyor ya? <laughs> Şuna tıklayalım bir. Ha. Arkadaş. Lan göster şunu. Hmm. Şurada mıymış pardon. Şu arkadaşımızın boyutu 18 yani 19'muş aslında. 19 diyelim biz. O zaman share icon değil de şuraya normalde verified icon'ımız gelecek. Verified, verified icon. Bu sefer genişliği width 19, height 19 olacak. Ama tabii bunu da import edelim şöyle. Evet geldi buraya. Şimdi ne yapacağım? Name'ime display flex dedim. Align items center dedim. İçerisindeki SVG'me de margin left 3 piksel diyeyim. Biraz da şöyle kaydırayım. Artık onaylı hesabım. Ee, bu böyle kalsın arkadaşlar. Tamam. Ne yapacağız şimdi biliyor musunuz? Şunu, şunu yapacağız. Bu benim tweetim. Tamam. Ama normal şartlarda şöyle tweet'i buraya koyalım. Şöyle yapalım. Tweet content ve bunun içerisine tweet'imizi koyalım. Ve buraya da tweet settings diyorum. Ayarlar diyeceğim. Şimdi bunu niye yapıyorum? İkisi de yan yana gelsin istiyorum ama öncesinde benim root'u seçip bir background red demem lazım. Evet root'um tamam. Şöyle yapayım. HTML ve body'mi burada ortak seçeyim. HTML body'mi. Hate %100 diyeyim. Dolayısıyla buna da artık %100 deyince aslında orayı kaplayacak komple. De buna ben bunu yapmayacağım. Sadece display flex diyeceğim. Ve align items center diyeceğim. Bunları ortalayacağım şu an. Tamam. E tweet content'imin tweet content'imin padding'i 0'a 30 piksel olsun. Ya da 50 piksel mi olsun? Tweet content değil de container mı? Tweet content. O zaman tweet container yaparsam <laughs> öbürünü de etkilememiş olalım. Tweet container. Evet, tamam, güzel. Ve şeyi de tweet settings'imi de flex 1 yapacağım. Kalanı da bu doldursun. Buna bir de color fff verelim bir görelim. Güzel. Buna border right 1 piksel solid ddd desek Peki buna hate %100 desek ne olur? Böyle olur değil mi? Hmm. <laughs> tamam güzel. Şu Şimdi ben kendimi alıp şuradan şuraya koymam lazım. Şey gözükmemesi için ama ya da sağ üstte mi koysam? Hadi sağ üstte koyayım. Çünkü ben şuradaydım muhtemelen sol alttaydım. Nereye koyacağım bilemiyorum kendimi. <laughs> <laughs> Neyse şimdi border aslında şöyle yapabilirim sanırım. Daha güzel daha tatlı gözükür. Evet artık burada ayarlarımızı oluşturmaya başlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Şuraya geleyim h3. Tweet ayarları Diyelim Ama öncesinde Tweet settingimize bir 25 piksel Falan şey verelim İçerisindeki H3'ümüzün 24 piksel olsun Font weight'i normal olsun Ve border Bottom'ı bir piksel solid Bu arkadaşımız olsun padding bottom'ı 20 olsun Evet bir de margin bottom verelim 20 piksel şimdi Nelere ihtiyacımız var bizim state'de Tutmamız gereken bir kere şuradan şeyi bir çağıralım. Um, use state'imizi, use state hook'umuzu bir çağıralım. Tamam mı? Artık ben şunları oluşturacağım. Const bir kere name ve set name. Use state diyelim. Evet. Daha sonra const username ve set username. Use state diyelim. Boş. Sonra const is verified set is verified use state başlangıçta bunu false yapalım şimdilik ve um const tweet'imizin kendisi yani tweet set tweet use state başlangıçta boş const avatarımız ve set avatarımız use state boş um const ne diyeceğiz retweet set re -tweet. Tweet Use state başlangıçta sıfır olsun Ondan sonracığıma e, Quote diyelim Ya da quote tweet Tamam mı Ve set quote tweet Use state Başlangıçta sıfır olsun Ve son olarak const Likes set likes Use State sıfır Şimdi gelin yavaş yavaş Şunları koymaya başlayalım Name'imizi Tayfun Erbilen yani şuraya koydum. Name. Yoksa uh, at soyat şeklinde gelecek buraya tamam mı? At soyat şeklinde. Hani varsayılan olarak. Verified icon'ım ne zaman gözükecek? Is verified true ise o zaman gözükecek. Username'ime aynı şekilde username state'imi koydum. Yoksa kullanıcı adı şeklinde gözükecek. Tweet'imiz burada şöyle tweet yoksa da bu alana örnek tweet gelecek diyorum şuradaki arkadaş retweet sıfır retweet ondan sonra quote tweet ve likes şimdi Mesela ben şunu true yaparsam is verified oraya gördüğünüz gibi şey gelecek. Bu arada o varken ve yokken arada ufak bir fark oluşuyor. Onu da şöyle düzeltelim. Oluşmasın. Ee, name'imiz 19 piksel olsun her zaman. Bakalım. Problemi çözmüş müyüz? True dersem evet. False dersem evet. Güzel. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şuraya bir tane, birer tane inputlar koyacağım. İşte ad için, username için, is verified için, tweet için, avatar için, retweets için, quote tweets için ve likes için. Hepsi için yani kısaca. Niye o kadar uzun tuttum bilmiyorum ama. <laughs> Gelin onları koyalım. Uleli olarak yapabiliriz bence burayı. Li input placeholder şurayı şöyle kapatmam lazım tabi. Nedir? E at soyat diyelim buraya ve inputlarımıza input diye bir class name verelim. İçerisindeki yani user şey, şey tweet setting içerisindeki inputlarımızın genişliği %100 olsun. Background transparent olsun, transparent. Trans transparent border bottom'ı bu arkadaş olsun. Yazısının rengi beyaz olsun. Ve bunun placeholderının rengi de aslında beyaz olabilir. Font size'ı 16 ya da 15 piksel olsun. Padding, padding 10 piksele 15 piksel olsun. Pardon. 10 piksele 0 olsun. Soldan pardon şeyde değil tabi. Ben ne yapıyorum? Şu arkadaşı şöyle koymam gerekiyordu. Hatta 15 olsun. Tamam. Artık şey yazacağım. Bu arada sıfırlamada outline sıfırı da şöyle yazabilirim sanırım. Evet güzel. Buna fokus olduğumuzda border color'ı ee, bunun biraz daha açı olsun. Şuradan ayarlayabilir miyiz şeyi? Gelir mi? Ha, geliyor mu? Süper. Şöyle falan olabilir işte. Bilmiyorum. Bakalım. Güzel. Sonuç olarak ben buraya typhoon diye yazdığım zaman benim buradaki ad soyadımın değişmesi gerekiyor artık. Hatta bir tane daha ekleyelim isterseniz şöyle. O da kullanıcı adı olsun. O yüzden şu ulilerimizin görünümü de bir ayarlayalım. ul not last child margin bottom 20 diyelim. Aralarında 20'şerlik boş, boşluk olsun. Tamam. Ee, artık şey yapabilirim arkadaşlar. On change event'larımı oluşturabilirim. Burada volume benim bu arada ne olacak? Name olacak. Şu an boş. Ve on change olduğunda Burada hiç şey yazmama gerek yok. Direkt şuradan set name e nokta target nokta diyerek yazdığım şeyi set edebiliyorum. Yani Tayfun Erbilen dediğimiz zaman gördüğünüz gibi buraya başarıyla geldi. Aynı şekilde buraya geliyorum. Kullanıcı adı kısmına value olarak username yazıyorum. Ve on change şunun aynısını alacağım. Şuraya set username olarak değiştireceğim. Bakalım Typhoon Erbilen, Typhoon Erbilen. Güzel. Şimdi nelerimiz var? Tweetimiz var değil mi? O önemli. Burada bir text araya kullanalım isterseniz. Uh, placeholder tweet. Burada yine volumus tweet olacak ve on change olduğunda da yine şöyle e set tweet diyeceğim. E, target value şeklinde. Bakalım. Bakın şu an başarılı bir şekilde tweetimi de ayarlayabiliyorum. Güzel. Şimdi e, şöyle bir şey ihtiyacım var. Text arayı biraz şekillendirmem lazım arkadaşlar. Madem bir proje gibi yapıyoruz o zaman öyle olsun. Text araya diyelim. Ondan sonra cıma bu kadar yeter sanırım. Şuraya class text araya desem. Evet güzel. İki satırlık bir şey işte. Yani buraya max length 290 dersem yani Twitter şeyinin de bu arada onu da kontrol ederiz de dur. <laughs> evet, daha fazla yazamıyorum bakın 290 karakter en azından bunu da kontrol etmiş olalım. Şimdi şu muhabbete bir bakalım. Bunu nasıl çözerim? Bunu eee bunu şöyle çözebilirim hyphens auto dersem herhalde çözülür yani content hyphens auto diyeyim ve şöyle bir deneyelim gördüğünüz gibi çözmedi peki incele diyeceğim ve bakacağım hyphens ne diyorduk burada ya <laughs> birkaç tane daha farklı şey vardı da neyse dur çözeriz şimdi hyphens Evet değil mi hyphens width %100 desek hyphens Allah Allah max width 300 piksel desem ama bunu niye çözemedik ya o zaman overflow hidden derim <laughs> hadi buyurun <laughs> tamam o zaman madem öyle biz öyle yapalım ya bunu bilmiyorum niye çalışmadı ya çok da önemli değil overflow hidden diyelim bakalım daha yani isteyen varsa buyursun arkadaşlar böyle bozmaya çalışsın bozamaz. Şimdi e, başka nelerimiz var? Burada tweet e, tweetimizi yazdırdık. Peki alt satıra geçirdiğimizde bunu nasıl çözeceğiz? Normal şartlarda şöyle bir şey yapabiliriz. Eee bunu replays edebiliriz ama benim mesela şunu zaten yapmam gerekiyor en başta. Farz edelim ki şöyle bir tweetim var benim. Bu bir e, test tweetidir ve Tayfun Erbilen tarafından Prototürk kanalı için e, eklenmiştir diyelim. Şimdi burada at Tayfun Erbilen yani mention birinden bahsetme ve şuradaki... Prototürk hatta bu normalde Türkçe karakterle de yazılabiliyor. Yanlış hatırlamıyor isem. Bir bakalım. Tweet diyeyim. Tweet diyeyim. Prototürk. Gördüğünüz gibi. Prototürk. Evet. Aynen öyle. Şimdi şu mavi rengi bir alalım. Mavi renk. Şu arkadaşımız yani. Bunun şeyini kapatabilirim artık ya. Ne yapacağım o zaman? Benim bunları replace etmem lazım arkadaşlar. Bu arada şu mavi rengimizi şöyle şuraya koyalım da unutmayalım. <laughs> Benim bunları replace etmem lazım ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela ben bir tane fonksiyon oluşturayım. E, tweet format diye. Tamam burada bir tane tweet alacağım doğru mu? Tweet. Bu arada bir tane ise böyle kullanabiliyorsunuz direkt. Ama sanki okunaklı olmuyor o yüzden bilmiyorum yani return tweet diyelim şimdilik sadece gelen tweet'i döndürelim ve ben burada tweet varsa varsa şöyle bunun içerisinde tweet'i yoksa da diğer şeyi bu bir bu alana örnek tweet gelecek muhabbetini yapayım. Şimdi tweet formatta yapacağım şey şu olabilir tweet e, eşittir tweet.replace nokta derim bir kere. Neyi replace edeceğim? Regex yazacağım. Et. Ondan sonra gelen burada sadece şey karakterler olabilir. A'dan Z'ye Türkçe hariç yani normal slug gibi. O yüzden şöyle W artı dersem ve bunu hiçbir şeyle değiştirmeyeceğim dersem şey gitti bakın. Dolar bir dersem ne geldi? Hiçbir şey gelmedi çünkü gruplamadım bunu. Ama şurayı gruplarsam eğer şayet Tayfun Erbilen geldi. E şimdi ben bunun başına et koyup Tayfun Erbilen yaparım ama bunu span içerisine alırım bir kere. Ve bu HTML olarak çıkmıyor. Şimdi react'te React HTML Injection diye bir muhabbet vardı. Aa, şurada direkt bakabiliriz ya. Evet şu Dangerous. <laughs> şu arkadaşı şöyle alalım. Komple. Bunu vallahi yazması yorar beni burada paragrafımız var ya tam olarak şurası burada this is my copy kısmı yani şurası aslında şu arkadaşımızın kendisi olacak direkt şu yani şöyle kullanır isem eğer şimdi e, bakın bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum ama e, muhtemelen Burada span içine almış oldu. Spanlar gelmediğine göre. Şimdi renk kodumuzu kopyalamıştık. Nerede o? Span Color Bu arkadaş. Evet gördüğünüz gibi başarıyla. Yani ben e, merhaba Tayfun Erbilen dediğimde bunu otomatik olarak bana şey yapması gerekiyor değil mi? Şimdi aynı şekilde başka ne var? Bir de şunu replace edebilirim. Replace. Diyezden sonraki gelen herhangi bir e, A'dan Z'ye karakterleri. Ya da Ş, Ç, Ö, E, Ü, İ, <laughs> I. Bunu şöyle G, İ yapsam. Hatta bunu da G, yapmam gerekiyor olabilir. Neyse dur bakacağız ona şimdi. Şöyle bir deneyelim. Gördüğünüz gibi. Peki şöyle bir şey yapsam. E, şunların içine... Alıp en az bir tane olacak şekilde desem, evet, şey gitti. O zaman dolar bir deyince ne geliyor? Proto Türkün kendisi geliyor. Aynı şekilde şöyle, bunu da span içerisine alabilirim. Güzel. Ee, yani hata ol olmuş olabilir, bilemiyorum. Mesela şey yapsak gelir mi? Üyü büyük yazsak gelir mi? Nerede o? Şurada. Proto Türk geldi. Peki şöyle gelir mi? Evet, büyük i de gelmiyor. O yüzden onu şöyle yapabilir miyiz? Büyük i'yi her ihtimale karşı belirtsek o zaman gelir. Ş, Ç, Ö, bunlar da zaten yumuşak g'de belki bir problem olabilir. Onda da sıkıntı yokmuş. Güzel. Şimdi proto Türk. Güzel. E, son olarak belki bir de şey olabilir. Mesela tweetlerde genelde. Kaydettim. ondan paylaştım mı? Ne oldu? Tweetlerde genelde link de olabiliyor arkadaşlar. Şöyle mesela şu örnek arkadaşı alalım ve şuraya koyalım. Bu arada nerede hata yaptık? Şunu da şöyle yapalım. Şimdi çok önemli değil. Via skandal via ha, via YouTube. Şimdi burada YouTube. Mesela ben şuraya skandal tayfun erbilen desem Tayfun Erbileni yapıyor bu sefer, YouTube'u yapmıyor. O yüzden şurada G flag'ını koyayım ki global olarak bulduğu her şeye yapsın. Ulan kameraya bakmayı unutmuşum, o kadar dalmışım ki. Ee, bunu yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar... Bu arada e, text area'nın font size'ı niye şey değil, placeholder'a değil çünkü bunun kendisine de aynı şekilde vermem gerekiyor değil mi? Evet, burada da aynı mantık. <laughs> <laughs> doğal olarak. Şuna bir de line height 1.5 gibi bir şey verebilirim. Evet güzel tamam. Bunu aslında bir de resize resize non dersek şu ardaki resize'ı da kaldırmış olalım. Ners, neyse şu linkimize bir dönelim. Bu linki de benim replace etmem lazım. Çünkü orijinal tweet de öyle oluyor. O zaman geldim http dedim. Bazen es olur, bazen olmaz. O yüzden şöyle https şurada şunu koydum. Sonra bu arkadaş ondan sonra tabi bu bende limiterlarım şey olduğu için bunları da şöyle belirlemem lazım. Sonra burada da e, yani herhangi bir w karakteri olabilir aslında ama şöyle yapalım. W herhangi bir w ve aynı şekilde slash de olabilir. Ayrıca ne bileyim ne olabilir ters slash nokta diyelim bir de e, ama bunları şöyle şeyin içerisine alsam en az bir tane olabilir desem evet linkimi yakaladım gibi duruyor dolar bir evet, linkim burada süper onu da artık span alarak kullanabilirim e, mesela bakalım şey yapalım bunun yerine https www.prototurk.com diyelim ya da prototürk diyelim ya da HTTPS gördüğünüz gibi Bu arada arkadaşlar kanala destek olmak isterseniz prototip.com'a girerek makalelerdeki herhangi bir reklama günde ya da haftada bir kez tıklamanız çok e, kafi hem sizden bir şey götürmez hem de bana bir şeyler kazandırır O yüzden bu videoyu şu an durdurup gidip reklama tıklayıp devam edebilirsiniz yapın <laughs> şimdi Buraya kadar her şey güzel aslında değil mi? Artık şu retweet, alıntı tweetleri ve beğeni sayılarımızı oluşturalım. Bir de görselimizi yükletelim. Sonra bunun screenshot'ını indirmesini yapalım. Son olarak da ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, Twitter'daki kullanıcı adımızı yazıp tweet yani son tweetini çekerek burada dinamik olarak getirebiliriz. Hani kolaylık olsun adına böyle bir şey yapılabilir. O zaman gelin şöyle... Bu arkadaşı şu arkadaşı kopyalayayım buraya. Bu arada şunu artık şöyle silebilirim. Boş bir şey oluşturabilir yani. Tweetimizin kendisi kullanıcı adı değil burası. Ne olacak? Re, re tweet re -tweet. tweet retweet Ondan sonra rejima... tabi burası da retweet olacak. Şu da set retweet e target value. Mesela 5 dediğim zaman ya da 150 1500 dediğim zaman burası başarıyla çalışacak. Peki ben bunun tipini number yaparsam şöyle değil mi? En azından şey yazamam. Güzel. Gayet güzel. İsterse kendisi böyle oluşursun fark etmez. Aynı şekilde retweet'ten sonra alıntı tweetler diyelim. Yani quote tweets set quote tweet diyorum. Son olarak beğeniler. Beğeni değil de beğeniler herhalde ya değil mi bunun adı? Bir bakalım. beğeni Tamam. <laughs> Madem öyle set likes. Burası da likes olacak. Ee, ama sanki teknik olarak şöyle bir şey yapsak görsel açıdan daha mı iyi olur? Mesela label koysam şuraya ve ad soyad desem buradaki placeholder'ı kaldırsam. Aynı şekilde şuraya kullanıcı adı desem buradaki placeholder'ı kaldırsam. Çünkü şurada şey olmuyor. O yüzden ben Twitter'a daha çok benziyor aslında değil mi? Olabilir. Tweet diyelim. Kaldırıyorum buradaki şeyi de. Aynı şekilde e şuraya retweet bunu kaldırıyorum. Aynı şekilde alıntı tweetler diyelim. Şunu kaldırıyorum. Ve son olarak şu beğeni diyelim. Ondan sonra bunu kaldırıyorum. Tabi burada ufak bir label düzenlemesi yapmam gerekebilir. Label'ımızın font size'ı 14 piksel olsun ya da 15 mi olsun? 15 olsun. Margin bottom'ı 5 piksel ama tabi buna display block vermem lazım o margin'in yemesi için tabi doğal olarak. Evet tamam en azından hatta opacity'sini nokta 7 falan mı yapsam şöyle olabilir. <laughs> ya da nokta 85 mi yapsam şöyle 85. Hatta şey yapabilirim aslında ya ikonlarımdaki varsayılan renk neydi şuydu değil mi? O zaman buraya kalır bu arkadaş desem Evet sanki yani neyse işte, olduğu kadar Tamam sıkıntı yok at soyat test test deneme şöyle şöyle ve böyle Tabii şunu da yapalım arkadaşlar ee, burada şöyle bir muhabbet önemli olan mesela Elon Musk abimize yeniden bir girelim Bakın 66,7 nokta B diyor. O yüzden şöyle bir şey yapabiliriz. Biz de um, format e, number diyelim. Bir number alacağım burada değil mi? Ve geriye bu number'ı bir döndüreyim şimdilik. O yüzden burada retweetsimi format number diyelim. Format number format number şimdi Mesela bir tanesini şöyle şey olarak ayarlayalım mesela retweetsi 1478 olarak ayarlayalım benim burada şunu yapmam lazım Arkadaşlar bir kere ilk olarak e, number slash eşittir diye bine bölmem lazım bunu 1.748 Ama bunu ne zaman bine bölmem lazım bu arada şöyle yapayım if Number küçükse binden, o zaman return number diyelim. Hiçbir şey yapmayalım. Diğer türlü bunu yapmam lazım. Dolayısıyla burası mesela 855 ise o dönecek. Bakın bunu koymazsam ne oluyor? 0.85 olmaz. Şimdi bu durumda artık tipin numberım var ama şöyle yapmam lazım. Number string diyelim. Bunu stringe çevirelim. Sonra da split diyelim ve noktadan parçalayalım bunu. Artık şöyle sıfırıncı elemanımızı dönelim a Sonra artı virgül diyorum. Artı number 1 diyelim. Mesela şöyle dönelim. Şimdi böyle bir muhabbetimiz var değil mi? Eğer e, burası yani şu kısım. Bunu ne diyeceğiz biliyor musunuz? Burası yüzden büyükse. Yani benim şunu şöyle yazmam lazım. E, diyeceğim ki e, <laughs> number 1 büyükse yüzden O zaman şunu yap. Değilse. Hiçbir şey yapma arkadaş. büyükse E yaz buraya. Tamam. Aslında şöyle bir B yazdıracağım. Ama daha doğrusu yine şöyle B yazdırmam lazım. Eğer büyükse bir de yanına şey yazdıracağım. Mesela neyi yazdırabilirim? Number 1 nokta slice 0 1 artı B diyelim. Yani 1,4 B aslında olması gereken Şuraya da virgül koymam gerekir. 1 virgül 4 B. Aynen öyle. Yani 1400. Mesela 14.000 olsaydı 14.4000. Atıyorum biraz daha çoğaltalım. 140.000. Tamam o kadar 1 milyonluk şeye de kontrol etmeye de gerek yok. <laughs> Böyle basitinden bir format yapabiliriz. <laughs> Sevgili arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey yapalım. Ee, If number yoksa number eşittir sıfırlayalım biz. Yani ben buraya yanlışlıkla şöyle em yazarsam patlamasın. <laughs> o zaman şöyle evet 1275 bir nokta yani 125 bin zaten daha 999 999, 999 yani 1 milyon daha da şey yapmaya gerek yok. Ha, bunu nasıl yapabiliriz? Onu da yaparız aslında da. Onu nasıl yaparız lan? Normalde mesela 1 0, 0, 0, Sıfır, sıfır, sıfır. Bin be. Yani şöyle yap yapabiliriz onu da. Yani şuraya 1495 yazalım da. 1495 dediğim, şöyle olabilir. If number sıfır büyükse binden ona göre kontrol yap diyebiliriz ama gerçekten şu an yapmayacağım bunu arkadaşlar. <laughs> Bu kafi bence şu an. <laughs> Ee, tamam güzel O zaman bir tane de buton koyacağım Şuraya Bir adet de buton koyalım Buton ee, Oluştur diyorum Ve Bu buton arkadaşımızı Bu arada şey Rengi nerede nereye koyduk biz o rengi Bir tane mavi rengi var dedik Onu karıştırmayalım dedik Şurada heh. Şimdi şurada Butonumuzu da koyalım. Genişliği %100 olsun. Height 40 piksel olsun. Display. Flex dememe gerek yok herhalde ya. Zaten otomatik oluyor. Font size 16 olsun. Color FFF olsun. Ama background'ım da bu arkadaş olsun. Evet. Buna bir de cursor pointer verelim. Oluştur deyince ne oluşturacak sevgili arkadaşlar? Bunun screenshot'ını alacak bana. Nasıl? Güzel sorular bunlar. Şimdi nasıl olacak biliyor musunuz? İlk olarak <laughs> yapmam gereken şey şu. Hatta önce şunu yapayım. Şuraya bir placeholder koyalım. Tabii ki varsayalım olarak avatarımız bu olmayacak bizim sonuçta. Dolayısıyla nerede lan o? Ha şurada. Avatar diye koyalım ama şu an boş. O yüzden bunu ben aslında açmıştım React Skeleton. <laughs> e, şöyle yapacağız. 48'e 48'lik oluşturacaksınız ama 12 de margin var. O yüzden vita atmış olacak. Şunu seçeceksiniz. Bir tane yuvarlak oluşturacaksınız. Ondan sonra bu arkadaşın çapını 24, leftenin topunu da 0 ayarl olarak ayarlayacaksınız. Ben bir daha bir daha uğraşmayayım diye zaten yaptım. Şimdi şu şeyi bir yükleyelim öncelikle. Değil mi? Nereden açacağız? Lan. Cık. Oy oy oy. <laughs> Neyse Allah'tan otomatik kaydediyor. diyor. Yoksa çıldırırdım. Şuradan açacağız sanırım. Ben kapatmışım. Ee, şurada şu arkadaşımızı yani bu paketi yüklüyorum. Siz kendiniz yazıyorsanız npm i react content loader ya da yarn add react content loader diyorsunuz. Bu arada bir şeye bakabilir miyiz ya? 2.71 GB kalmış. Bazen böyle video çekiyorum tamam mı? Yerim olmuyor. 2, 2 GB yerim var ya koskoca bilgisayardan. Neyse. Sinirlenmeyeceğim. <laughs> şu arkadaşı import ediyorum daha sonra bu arkadaşım da benim aslında loader'ım Hatta şöyle şey yapabilirim ya isterseniz loaders.js diye oluşturalım Ondan sonracığıma şu arkadaşları şunu buradan çekeyim şuraya koyayım use state'e gerek yok burada Hatta sanırım react'e gerek var <laughs> şöyle myloader değil de avatar loader diyelim geriye de export şöyle birden fazla koyarsak belki bir gün diyerekten aynı şekilde import avatar loader from loaders diyorum bu avatar loader'ı ne zaman koyacağım biliyor musunuz arkadaşlar şöyle söyleyeyim şunu şöyle kapatabiliyor muyum lan ha kapatabiliyor ha çok iyi <laughs> ee, nerede o avatarım avatarım ha burada burada eğer avatarım varsa bu yoksa da o zaman bu avatar loader'ımı koymam gerekiyor idi benim. Ne oldu lan? Ha bir tane de şunu koyacağım tabi. Ha bunu şöyle yapacaktım pardon. Evet gördüğünüz gibi tabi loader'ımın renkleri sıkıntılı. O yüzden mesela bunu 3-3-3 yapsam. Şunu da 4-4-4 yapsam. Aynen güzel oldu işte loader. Şık. Eğer ki ben avatar koyarsam ama biz şeyi koymayı unuttuk değil mi? <laughs> Avatar'ı seçeceğimiz yeri nerede hani? O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Şu arkadaşı alıyorum. Kullanıcı ad, soyad, kullanıcı adı tweet. Onun hemen altına da şuraya ee, avatar diyelim. Daha sonra bunun tipi file olacak elbette. Ve on change olduğunda avatar handle diye bir şey çalıştıralım. Avatar handle. Buna value vermeme gerek yok. Avatar handle diye bir şey yok. Doğru söylüyor. Const avatar handle diyorum. Bakalım. Evet. E hatırlayın bu zaten bu yaptığımız bir şey artık. E, son iki derstir bunu anlatıyorum size. E, e files sıfırıncı elemanımı seçtim. Yani e target files pardon. Herhalde öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Bakacağız. const file dedim. Sonra const reader diyorum. new file reader. Reader read as data URL file'ımı verdim. Sonra reader add even listener diyeceğim. Load olduğunda burada artık ne yapabilirim? Set avatarı this result olarak belirleyebilirim. Bakalım belirleyebiliyor muyum? Avatar seç diyelim. Burada prototürk vardı. Şu arkadaşı seçtirelim ve bakalım. Evet gördüğünüz gibi seçtiğim avatar da otomatik bir şekilde buraya geldi. Ekstra yapacağım bir şey yok şu an için buna. Şimdi bunu indirmek kaldı. Bunun için zaten bir dersimde daha hani e, karton app diye bir şey yapmıştık sizle. Orada ben HTML tıkanması kullanıyordum. Burada da React ile birlikte aynı şekilde Use React Screenshot. Bu da HTML tıkanması kullanıyor zaten. Dolayısıyla e, Dependensi olarak HTML5 Canvas'ı da eklememiz gerekecek ama sağ olsun şey bizim için yapıyor zaten aç lan şunu ben yine şey mi kapattım neyse şurada önce bu bağımlılığı yükleyelim burada bakın bir tane daha ihtiyacı var diyor onu da e, eksik olan yani HTML5 Canvas'ımızı da ekledik şimdi bunu yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar kullanımına bakıyoruz önce import ediyoruz hemen şöyle geldim şuraya import ettim daha sonra bakın bunu hook şeklinde kullanabiliyormuşuz. Şöyle şu arkadaşı alıyorum bir kere. Geliyorum burada. Oluşturuyorum. Bu benim image'im ve take screenshot'ım. Hatta aslında image yerine ben direkt şunu şöyle avatar olarak yapsam avatar olarak yapsam tamam mı? Ondan sonra da şu butona bastığında çalışacak çalışacak olan arkadaş take screenshot. Tabii bizim burada bir refe ihtiyacımız var. Ee, bunun için de şuradan create ref'imizi çağıralım. create ref create ref create. <laughs> <laughs> Ulan, <gülüyor> Niye yazamadım <laughs> lan ben? Hah. Şimdi bu ref'i oluşturacağım. Bu ref benim tweet ref'im olacak. <laughs> Yani divimin referans alacağım. O yüzden şöyle tweet ref diyelim biz buna. Geleceğim. Screenshot'ını almak istediğim e, divim hangisi ise ona ref olarak ekleyeceğim. Yani şuna ref tweet ref dedim. Daha sonra e, şurada ref current değil tweet ref current olacak. Ve get image'i de ya da e, get image diyelim fark etmez. Eee nereye koyacağım arkadaşlar? Şöyle butonuma on click diyeceğim ve get image'i çalıştıracağım. Şimdi bunu yaptığım zaman artık benim image'im e, bir şey olduğunu değişmiş olacak. Hatta onu da daha doğrusu avatarım değişmiş olacak. E, ulan ben bir dakika ne yaptım ya? Ne avatarı ya? <laughs> benim kafa gitti bir an bir dakika. <laughs> bunu Avatar, Avatarla alakası yoktu bunun değil mi? Pardon ya. <laughs> ne oldu orada arkadaşlar? Orada ben bir gittim geldim. Image, tweet ref, tamam. Şimdi şunu yapmam lazım. Use effect'i de çağırayım. Burada use effect, bu state'im değiştiğinde benim bunu algılamam lazım arkadaşlar. Şuraya use effect dedim. Image değiştiğinde console .log image'i basmam lazım. Basalım mı? bakalım bir çalışacak mı önce? Şuradan oluştur desem. Evet, tamam görselim buraya geldi. Şimdi benim yapmam gereken şey bunu indirtmek sevgili arkadaşlar. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Ee, image varsa bir tane download yerel oluşturmam lazım benim. Yani şurada Burada butonumun hemen altında download URL diye bir şey oluşturalım. İçerisinde bir A'mız olsun. A etiketimiz. E, hrefim imajımın kendisi. Download diyorum. Ve burada da mesela tweet.png olacak. Ve tweet'i indir diyorum. Tamam. Buraya geldi. Bunu ama ne zaman göstereyim ben? Image varsa o zaman bunu göster diyorum. Yoksa gösterme öyle boşu boşuna. Şurası. Şu an yok. Ama ben oluştur dediğim zaman buraya geldi. Ve tweet'i indir dediğim zaman da sevgili arkadaşlar şöyle bakalım indirmiş mi bizim tweet'imizi? Evet gördüğünüz gibi indirmiş ama neden bu renkte indirmiş? Hiçbir fikrimiz yok. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. style.css'e girip ee, şey'e tweet'imizin kendisine de background 00 koyarsak sanırım bizim işimiz çözülür. Deneyelim. Oluştur diyorum tekrardan. Tweet'i indir diyorum. İzin ver. Bakıyoruz. Evet. Bakın bu sefer fake tweet'imiz başarıyla indirilmiştir sevgili arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Avatarımızı değiştirelim. Ve tekrardan oluştur dedim. Tweet'i indir dedim. Bakalım. Evet avatarımız da başarılı bir şekilde geldi. Bu arada son bir şey unuttuk. Ha bu arada şunu yapalım. Biz aslında ne yapacağız biliyor musunuz? Ben bu image'e ref verecektim. Ref, download ref diyelim. Ve şurada da aynı şekilde nerede o? Şurada oluşturduğumuz gibi create ref, const download ref diyorum, create ref. Şunu yapacağım, image değiştiğinde download ref current click demem lazım benim. Yani otomatik oluşturması gerekiyor. Tabi if image var ise yani bu ne demek? Oluştur dediğimiz zaman kendisi otomatik indirecek. Dolayısıyla şeyi de yapmama gerek yok bence. Ee, şurada şeyin altında ha download URL'i download URL display non yapıp göstermesem de olur. Değil mi? Evet, gayet güzel bir şekilde indirdi arkadaşlar. Şimdiki ee, yapacağımız şeylerden bir tanesi de şu. Bir kişinin Twitter kullanıcı adını na göre direkt çekip eklemeyi deneyebiliriz. Onu da şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, şuraya tweet container'ımın içerisine um, fetch info diye bir şey koyalım. Şöyle şuraya bir test yazayım. Bilgisayarım kasmaya başladı. Belli ki <laughs> uzun sürüyor şu an yaptığım şey. Bir tane input koyuyorum. Input type. Buraya aslında input koyamama gerek var mı? Hadi koyayım ya. Neyse ne olacak? Text. Valüsü. Bu yine username olacak aslında. On change de aynı şekilde şöyle şey yapalım. Set username e.target.value diyorum e, ee, yani burada teknik olarak şey olacak. Tayfun bilen ama buraya bir tane de buton koyacağım. Ulan ne kastım be arkadaş. Ve bilgileri çek diyorum. Şimdi gelin bunu bir düzenleyelim. Fetch ino değil. Fetch info olayını düzenleyeceğiz. Şurada geliyorum. Ee, nerede o? tweet container'ımın altında fetch info'ma margin bottom bir kere 30 piksel diyeyim şöyle şey olsun. Genişlik %100 olsun. Ve display flex diyorum. Onun içerisindeki input'uma da flex 1 diyeyim. Daha sonra background olarak background şu arkadaşı verebilirim herhalde ya. Şu arkadaşı. Bakalım. Height'i 40 piksel olsun. Line height de 40 piksel olsun. Border radius 3 piksel. 0 0 3 piksel. Lan ne kastım be bilgisayar. Arkadaşlar birkaç klik atın da şu bilgisayarı yenileyelim ya. <laughs> Vallahi görüyorsunuz yani. Çektiğim acıyı siz görüyorsunuz şu an. Padding 0'a 20 piksel. Font size 15. Um, color e, FFF ama şey kalırı butonumuzun rengini şuradan alabiliriz. Background bilgileri çek diyelim. Buna da aslında border radius 0. Soldan 3 piksel aşağıdan 3 piksel sol alttan 0. Evet. Şimdi tabi buna da color FFF diyelim. Ayrıca padding 0'a 15 diyelim. Bir bakalım. Güzel ve font size 15 piksel diyelim bu arkadaşımıza da. Tayfun Erbilen diyelim. Şimdi burada buna bir placeholder koyalım. Ya da koymayalım ya. Ama bir, bir bilgi vermek lazım değil mi? Bu ne şimdi? <laughs> placeholder Twitter kullanıcı adını yazın. Evet tamam Twitter kullanıcı adım Tayfun Erbilen benim bilgileri çek dediğim zaman ge getirmem gerekiyor bunun için de aslında çok uzun zaman önce Twitter'ın oluşturmuş olduğu type.js diye bir e eklenti var e yani kütüphaneymiş bu bakın bu ben Tayfun Erbilen yazınca nereye istek attı şöyle bir yere search'e istek atıyor open in new tab diyelim Sonuç olarak bana benim adımı, soyadımı, kullanıcı adımı, işte varsa description'ımı ve attığım son tweet ki bu tweet fake tweet generative uygulaması için atılmıştır aldırmayınız. Yani bunun için atmıştım zaten. Bunu bana getiriyor. Yani şu arkadaşı alacağım. Kısaca şunu yapacağım. Burada 10 klik olduğunda fetch tweet e, fetch twitter twitter info diyelim. Böyle bir şey çalıştıracağım tamam. Geliyorum const fetch twitter info ve burada fetch diyeceğim. Şuraya şurası benim şeyimden gelecek state'im username'imden then bana bir e, json geliyor değil mi? Yani response'im json diyorum. Then artık datam var. Console log data deyip bakabilirim. Konsolumu açarım şuradan ve Tayfun Erbilen derim. Bilgileri çek derim. Gördüğünüz gibi sıfırıncı elemanım. Yani şu arkadaş sıfırıncı elemanım olacak kendisi. Tekrardan yazıyorum. Hatta bunu böyle sürekli sürekli uğraşmamak için şimdilik şuradaki state'ime Tayfun Erbilen yazacağım ve direkt enterlayacağım artık. Evet gördüğünüz gibi geldi. Hemen şunu yapalım arkadaşlar. Bir kere avatarımızı neyle değiştireceğiz? Profile, Image, URL, HTTPS ile değiştirebilirmişiz. Hemen şunu yapacağım o zaman. Geleceğim burada. Um, const um, Twitter diyelim. Data 0. Ve set avatar Twitter nokta bu arkadaş diyeceğim. Bilgileri çek diyorum. Bakın geldi çok güzel. Bu arada biz yine konsola basalım da şu Twitter'ımızı. Nelerimiz var onu bir görelim. Ee, hemen şöyle bakıyorum. Başka nelerimiz var. Benim name'imi almam lazım. Name. Yani set name. Twitter.name dedim. Tekrar çektim. Tayfun Erbilen diye. Buraya geldi. Güzel. Ve screen name lazım bana değil mi? O da username'im herhalde. Set username Twitter nokta name dedim. Tekrar çekiyorum. Başarılı bir şekilde geldi. Bu arada ben username'i değiştirmemiş miyim oradaki ya? Username, username, user, user, username. E, değiştirmişim aslında. Ha ben yazıyorum lan değil mi? Deseniz arkadaşlar <laughs> yazıyorsun Tayfun <Typhoon> diye. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Aslında onu değiştirmeye gerek yokmuş. Neyse. Son tweetimi de statüsten bakın alabilirim. Statüsün altında, statüsün altında text diye bir şey varmış. Statüsün altında text. O zaman set tweet Twitter status status text şeklinde bakalım. Bu tweet fake tweet generate uygulaması için atılmıştır. Aldırmayınız dedi. Ayrıca bunun içerisinde statüsümün içerisinde Retweet count'um varmış onu da alabilirim Set retweet Twitter status Retweet count Bakıyoruz Oops. Evet 1 retweet Alıntı tweet'im benim şu an vermiyor bana bu API o yüzden bunu verdikleri kadar zaten sonuçta burada fake bir şey yapıyoruz yani çok da önemli değildi de şunları sıfıra çekelim de bu arada Heh. bir ama beğeni sayımı veriyor yine aynı şekilde. O yüzden beğeni sayımı da alabilirim. F Favorite countmuş. Set um, likes Twitter status ve bu arkadaş. Hemen testimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu tweet fake tweet generator'ı satılmıştır. Aldırmayınız. 28 beğeni bir tweet. Sıfır alıntı tweetler imiş. Ya tabi bunda kontrolü siz artık kendiniz de yapabilirsiniz. Mesela sıfırsa hiç göstermeyebilirsiniz burayı. Boşu boşuna göstermek zorunda değilsiniz. Tamamen size kalmış. Ve. E, burada tek bir problem yaşayacaksınız arkadaşlar. Çünkü ben bunu daha önceden yaptım. Hani örneklere çalışıp da dersini anlatıyorum. Oluştur diyelim. İndirdi değil mi? Ne sizce bu problem? Dananana. <laughs> Şimdi image URL'im yani avatar URL'im tabii ki bu, bu çalıştığım şeyden farklı bir serverda olduğu için onu almıyor ne yazık ki. Benim bunu base64'e çevirmem gerekiyordu. O yüzden şurada hazır kodunu size direkt vereceğim. Şu arkadaşı kullanacağız. Geliyorum. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bunu kendim yazmak istemedim. Yine uğraşamayacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Burada ee, şurada bu arkadaş aslında şöyle yapacağım bu fonksiyonun içerisine vereceğim şu URL'imi. Tamam mı? Ondan sonra bir function. Burada da artık base64 image'imi alıyorum. Ve ne yapacağım? Burada set avatarımı bu base64 image ile değiştireceğim. Bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı ben de bilmiyorum. Şu an geldi. Oluştur diyelim ve bakalım şöyle bir. Evet şu an işte Başarılı bir şekilde işlemimizi uyguladık. Artık e, bir şeyi daha unuttuk onu da yapalım. Verified olup olmadığım. Bu API'den gelmiyor bu arada o yüzden ona göre kontrol edemeyeceğim ama en azından şurada şeyi kontrol edebilirim. Şuraya verified evet ya da hayır gibi bir select box bile koysam ya da bir check box da koyabilirim. Yani şuraya şöyle geldim. E, doğrulanmış hesap diyelim. Input check olsun. input check box olsun. <laughs> ve yani bunu CSS'ini şimdi yazmayayım burada arkadaşlar. Ya da buraya hadi select select koyalım ya. Select box koyalım tamam hadi. select 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 ve option value'su 1 olsun evet diyorum option ama sıfırsa da hayır diyorum normalde başlangıçta sıfır o yüzden buraya value um, is verified diye şeklinde yazarsam hayır otomatik seçmesi gerekir diye inanıyorum peki default value desem Na, is verified değil miydi is verified is verified is verified is is verified false. Ha. False değil de ben o zaman sıfır yapayım. Nasıl fikir? <gülüyor> <gülüyor> Ve şurada da şeyi de is verified'ı da işte shitse yani denkse bire şeklinde ayarlarsam o zaman gözükmez. Burasını da handle etmek için yapacağım şey burada on change olduğunda her zamanki gibi set is verified um, e, target value yani sıfır ya da bir yapacak. Dolayısıyla ben bunu evet dersem buraya. ...haçam buraya da uşağım olmadı. On change olduğunda e, target value evet. Lan ha, şey mi acaba? Şurada belki string geliyordur orası. Denk diye kullanmayak o zaman. Eşittir diye kullanalım. Benim bence ondan. Evet gördüğünüz gibi. Hop. Verified mı? Değil mi? Verified mı? Değil mi? Onu da e, yani genel bir selekte verelim. Hadi şurada hızlıca. Seleklerin tamamı %100 olacak şekilde böyle kullanabiliriz işte çok da zorlamaya gerek yok. Evet dediğim bilmem şeyde nasıl olacak. Ha Windows'a şöyle bir sıkıntı oluyor. Optionların rengi de beyaz oluyor. O yüzden onlar için şöyle bir fallback. Fallback diyelim. For Windows diyelim <laughs> çünkü biliyorum. Bu arada şeye de buna da Overflow Auto diyelim isterseniz çünkü muhtemelen şey olacak ee, adını getirin. Yani daha da küçüldüğünde şöyle Burasını en azından şöyle şey yaparız ve başarılı neyse. Sonuç olarak her şey yaptığımızı düşünüyorum arkadaşlar aslında uygulamamızı oluşturmuş olduk. Tebrik ederim. Benimle birlikte çok güzel boş beleş bu uygulama geliştirdiniz ama UIK bilgimizi geliştirdik. Belki şöyle ufak bir şey daha yapabiliriz. Mesela ufak mesela böyle bir dil sistemi gibi bir şey yapsak. Yani language.js desem mesela tamam mı ve burada const TR diyelim. Burada settings diyelim. tweet ayarları. const EN diyelim. settings tweet settings diyelim. Tamam Şöyle iki tane basit şey. Ve export diyorum. Tr n. Bu iki arkadaşı şöyle şey yapsam. Yani çok basitinden böyle bir dil çevirme şeysi yapalım. Import tr ve en arkadaşlarımızı ne yapıyoruz? Languages dosyamızdan çağırıyoruz. Languages. Languages. Evet tamam. Şimdi şuraya bir yere bir şey koyalım. Dil isterseniz dil koyalım değil mi? Evet. Yani Türkçe ya da İngilizce olsun. Hatta onu şöyle şey olarak koyabiliriz. Şurada um, app language diyelim. App language. İki tane span koyacağım buraya ben. Span. Şöyle span diyelim. Türkçe olacak bir tanesi. Span English. Tamam. Şuraya geldi. Evet güzel. App language'imizi hemen şöyle basitinden. Eee... Um, Nerede? Tweet settings'imizin içerisinde değil de şurada margin şöyle pardon. Ne oldu lan? Heh. Margin bottom 15 diyelim. Ee, yazıların rengi beyaz değil de RGB FFF.5 olsun. Font size 14 olsun. Spanlarımın her birisine de margin left 15 ya da margin margin tamam mı sıfıra 15 vereyim ve burada text align center diyelim arkadaşlar. Ayrıca hatta bunu direkt şey yapabiliriz ya biliyor musunuz? Position absolute desem hatta şuna şöyle position relative desem ve bunu aslında %100 desem height display flex align items center desem. Oy, <laughs> flex direction column desem. <laughs> Şöyle, evet, Justify Content Center desem, Justify Content, Just, Justify Content Center değil, Center, ha, tamam. Şimdi niye biliyor musunuz? Çünkü şundan dolayı Absolute Top 0, Left 0, Width %100 diyelim. Buraya geldi, Position Relative vermiş miydik? Buraya vermiştik, evet, güzel. Tamam, Padding, Padding, 10 piksele 0 diyelim. Evet. Burada bu arada aktif klası olanın arkadaşımızın da rengini beyaz yapalım. Tamam Ve bu kursor pointer verelim bunlara. Sanki seçtiriyormuşuz gibi gerçekten de. Ve şunu yapacağım arkadaşlar. Ben bir tane daha state oluşturayım. Diyelim ki const length set length diyelim. Use state. Başlangıçta bu tr değerinde olsun. Ve Burada spanlarımı şöyle kontrol edebilirim bence. Ee, nerede kontrol edeceğim? Span 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 span. Span span. Nereye koydun lan? Ha şurada. Class name. Lang. Atıyorum tr ise. Aktif desek. Ama diğer türlü de null veriyor herhalde böyle ya. Şunu şöyle yapsam. O zaman da şey kalmıyor değil mi? Neyse ya. null versin önemli değil. Şuraya da EN diyeceğim. Ve ayrıca 10 klik olduğunda ben burada açıkçası set langı direkt EN'ye çevirebilirim. Ve burada da tekrar 10 klik olduğunda TR'ye çevirebilirim. Bakalım. Türkçe, İngilizce, Türkçe, İngilizce. Şimdi şu tweet ayarları kısmını ise benim Nereden çekmem lazım? Şuradaki TR'den çekmem lazım. Dolayısıyla ee, onu nasıl yapacağım? <laughs> onu bilmiyorum nasıl yapacağımı. <laughs> Şöyle bir şey denesek. Eee console.log TR TR language error ne demek lan? Ne diyorsun kardeş? Language, languagemiş çünkü. TR geldi. Peki ben buna şöyle dinamik olarak nasıl erişebilirim? <laughs> document. Ama document burada sanki olmaz gibi ya acılar. Peki şöyle olabilir ama. Use, use effect. İlk kez geldiğinde şöyle document'ı bir konsola bassam. Window mu lan acaba? Window da değil değil mi? Ben bu arkadaşa uh, React React Dynamic React Dynamic uh, Variable Name desem Nasıl How do I create dynamic? Evet hadi bakalım. How? 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 States. Use projects like this. Ne alakalı lan? Kardeşim benim istediğim bu değil ki ama bir dakika. Cık. Bu değil. Ben how, the, how to use dynamic variable names in JavaScript'te değil. Çünkü gerçi dur bakayım buradaki örnek belki bizim işimize yarar. Bunlar Windows nesesinden şey yapıyor ama o windows'ta değil. O yüzden de Ya ne yapalım biliyor musunuz? Tamam. Zaten şöyle bir şey olacak const language diyeceğim set language bu da başlangıçta use state aslında bunu tr en dedik de biz şöyle gönderirsek burada aslında daha mantıklı olacak gibi const const lang eşittir diyelim tr en ben burada lengi göndersem direkt ve burada lengi alsam ve ama o leng o zaman şöyle uzun gönderelim o burada language diye. Language. <laughs> ve daha sonracığıma da şuradan language'i çeksem tamam ve şuradaki language kısmına da language ama ne language? Lang'ın kendisi. Lang. Akses Ne diyorsun abisi ben bir yerde ulaşmaya mı çalışmışım buna Language ha <laughs> Şuna language demeyeceğiz buna ne diyeceğiz lan eee... Lang text diyelim abi ne olacak set Lang Text Hadi bakalım Şimdi Artık şunu yapabilirim ee, Mesela use effect şunu kontrol edelim bir. Bu arkadaş değiştiğinde konsola bir basalım. Ne dersiniz? Gördüğünüz gibi geldi. Yani ben şuraya tweet ayarları yerine nokta settings dersem ne olur? Bir sıkıntı olmuyor gibi. Değil mi? Şöyle şey de koyabiliriz yani her ihtimale karşı. İngilizceye geçtiğinde ise gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Çünkü nedenini söyleyeceğim size. Burada bir use effect dinlemesi yapmamız lazım. Use effect ney? Length değiştiğinde benim length, şey, set length texti language length şeklinde ayarlamam gerekiyor. Hatta o yüzden aslında şunu hiç yapmasam da yine sanki çeker gibi tweet ayarlan Doğru mu? Doğru mu düşündüm? <laughs> Bakıyoruz. Evet. İngilizce yaptığım zaman tweet settings, Türkçe yaptığım zaman tweet. Yani birkaç tane daha isterseniz sizle birlikte değiştirelim. Name, ad soyad diyorum. Username, kullanıcı adı diyorum. Tamam. Burada da name, name surname diyelim. Name and surname username username ve name username'i de aslında şurada kontrol edebiliriz. Bu arkadaşlar da yine lang text name diyelim. Bakın name and surname aynı şekilde kullanıcı adı lang text username. Yani çok basit bir mantıkla bunu da böyle yapabiliriz. Hepsini yapmayacağım ama muhtemelen bu videoyu paylaştığımda hepsini ayarlamış olurum demo için. Ee, arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım keyifli ve yararlı bir ders olmuştur. Bir şeyler öğrenmişsinizdir. <laughs> bir başka derste görüşmek üzere. Nefesim kurudu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.